Evet, şu anda şarap dünyasının başkenti Avşa'dayız. Avşa'da çok güzel tesisleri gezdik. Şu anda geldiğimiz tesis Büyülü Bağ Şarapları Tesisi ve işletmecisi Sayın Alp Törner'le birlikteyiz. Törner bu tesisi 2005 yılında kurdu fakat kısa zamanda çok önemli yol kat etti. Şarapçılığın önemli merkezlerinden Fransa'dan dahi altın madalya aldı. Evet, nasıl geldik bu noktaya Alp Bey? Valla öncelikle şarabı çok sevmekle, şaraba aşık olmakla başlanan bir serüven bu. Ailede Fransızların olması, şarabın lüks bir tüketim ürünü değil, sofrada bir gıda maddesi olarak, bir içecek olarak öğlen ve akşam yemeklerinde bulunuyor olması, ufaklıktan itibaren şarapla beni tanıştırdı. Yani bizim soframızın bir parçasıydı. Parçası oldu. Akabinde Avşa Adası'na İstanbul'dan gelmemiz, buralarda yazlık maksatlı bir takım araziler almamız ama bunların içinde eski Rumlardan kalan bağların da olması bizi bu topraklarla ilişkilendirdi. Evet. Arkasından benim bir profesyonel yöneticilik serüvenim vardı. Uluslararası bir firmada, yurt dışında 6 sene kadar yöneticilik yaptım. Ama hep aklımda şarap ve şarapla ilgili bir proje vardı. 2002 yılında adaya tekrar geldiğimde mevcut arazilerimizdeki bağların ki adanın yerel bağları, Adakarası bağların Evet. artık çok kötü duruma geldiği, Adakarası bağlarının buranın bu yerel kıymetinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması beni çok üzdü. Burası hem bu üzümü bir kurtarma projesi, hem de 10 yıllardır, belki de yüzyıllardır şarapçılığıyla ön plana çıkmış ama bu ününü son dönemlerde kaybetmiş bir turizm yöresinin tekrar hayata şarap turizmi yoluyla da desteklenmesi projesi. Bizim toprağından bağlı olduğumuz bu bölgeye bir borcumuzdu işin doğrusu. Ama tabii bağlantı Adakarası ve buranın Evet. yerel üzümünden çıkıyor. Çünkü Evet. Türkiye'de sadece bu adada O zaman yetişiyor. yetişiyor. Ötesinde bu üzümden yaptığımız özellikle pembe şaraplar, roze şaraplar da dünya standartında dünyanın her tarafından ödül alıyor. Fransa'sı, İngiltere'si, Japonya'sı Evet. istisnasız altın madalya her Evet. sene. Evet, biz sizi kutluyoruz. Yani 2005-2012, 7 yıllık bir serüvende bu noktaya gelmemizi bekliyor muyduk? Bu başarıyı. Şimdi şöyle, şarabın kalitesini etkileyen tabii çok faktörü var ama iki ana faktörden bahsedersek bir ham madde kalitesi yani üzümün kalitesi. Bağcılığı kendisi yapan firmalar bizim gibi üzüm kalitesini kontrol edebiliyor. Yani ne miktarda verime mi götürecek bir bağı yoksa kaliteye mi götürecek? Sulayacak mı sulamayacak mı? Budayacak mı budamayacak mı? Bunların hepsi üzüm kalitesini etkileyen zirai faktörler. Bunu üretici olarak biz kontrol ediyoruz. Yani ham madde kalitemizi belirliyoruz. İki, tesis. Bu tesis sofistike bir tesis. Tamamen Fransız teknolojisi ve know-how'ı var bunun arkasında. Yani üretim metodolojisi ve prosesi kurmak. Üç de know-how yani önoloji bilimi, şarap yapım bilimi. Tamamen bir şarap kimyası diye bir branş var. Evet. Bunu yapan kişilere de önolog deniyor. Yurt dışında, Türkiye'de. Bizim de bir Fransız önolog danışmanımız var. Danışmanınız var. Senede birkaç kez geliyor, bağ bozumu ve hasat zamanlarında. Üzüm kalitemize göre, yapmak istediğimiz şaraplara göre, reçetelerimizi revize ediyoruz. Onun liderliğinde şaraplarımızı yapıyoruz. Ve bu üç bileşeni sıkı sıkıya ben firmanın sahibi olarak arkasında durup bir fiilde işin içinde olduğum için Evet. kaliteden ödün vermiyoruz işin doğrusu. Evet, siz ham madde yönünde kendi bağınızı kendiniz kurdunuz. Dışarıdan ham madde alımınız var mı? Evet, bağlarımızın yetersiz kaldığı bir süreçteyiz şu anda. Ve kapasitemizi bir parça büyütmek istiyoruz. Dolayısıyla üst segment şaraplarımızı yani Büyülü Bağ ve Avşa bir marka haline getiren amiral gemisi ürünlerdeki şarapların, üzümlerini kendimiz yetiştiriyoruz ama sofra şarabı segmenti diyebileceğimiz bir parça daha ekonomik ama yine kaliteli grubun Evet. üzümlerine Manisa, Denizli gibi illerden yani şaraplık, üzüm bağcılığının gelişmiş olduğu yerlerden Getiriyorsunuz. getiriyoruz. Ben son olarak
Şimdi büyülü bağın Avşa ekonomisine katkısı nedir? Onu alayım size. Valla dolaylı ve dolaysız, direkt indirekt etkileri var. Bir defa adanın tanıtımı için biz gerçekten büyük bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü Büyülü Bağ markasının girmediği Türkiye'de sofra çoktur. Fakat girdiği sofralar Türkiye'nin üst düzey sofralarıdır. Yani bugün bu firma Türkiye'nin lider butik şarap üreticisi. Bir de büyük üreticiler var. Onları kastetmiyorum. Butik şarap üreticilerinin içinde biz sektörün lideriyiz. Evet. Bu şu demek oluyor. Yani Koçlardan Eczacıbaşılara kadar kime düşünürseniz onların sofrasında tüketilen şaraplar yapıyoruz. Dolayısıyla ürünle birlikte üretildiği yer olan Avşar'ın da kalite çizgisine bir defa algısını yukarı çekiyoruz. Böyle bir etkimiz var. Girdiğimiz her sofrada ürünümüzü ve yaptığımız adayı tanıttığımız her lokasyonda çatayı bir parça yukarı çekiyoruz. Bu en direkt etkisi diyelim. Direkt etkisi de tabii ki burada yaptığımız yatırım bir istihdam sağlıyor. Ciddi bir istihdam ada şartlarında. Burası 5 milyon dolarlık bir yatırım neticede. Buranın ham maddesini kullanıyoruz. Ada karasını kendimiz yetiştirmiyoruz. Köylüyü teşvik ediyoruz ki onların ekonomisi canlansın. Evet. Biz onlardan alalım. Yoksa biz de yetiştirebiliriz ada karasını. Yerel üzümü. Ama paylaşmak. Ama tabii ki bir paylaşım. Neticede o bağların sahipleri de aileleriyle geçiniyorlar. Evet. Bu zincirleme ekonomik bir faaliyet neticede. Evet Albeyciğim, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Başarılar.